Hazreti Adem Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yeri geldiğinde koparmak da bizim görevimizdir. Allah validemize kimsenin dili uzanamaz. Onlara da dil uzatanlara haddini bildirmek görevimizdir. Recep Tayyip Erdoğan'ın Sezen Aksu'ya karşı söylediği, "Kim Havva annemize dil uzatırsa koparırız," sözleri tartışılıyorken, Yargıtay, "Dilini keserim," sözünü tehdit olarak değerlendirdi. Yargıtay'ın sanık hakkında verilen beraat kararının bu nedenle bozduğu ortaya çıktı. Şarkıcı Sezen Aksu'nun "Şahane Bir Şey Yaşamak" isimli şarkısının sözleri sebebiyle tartışılmaya devam ediyor. Türk lirası hesaplarına, Cumhurbaşkanı Erdoğan da tartışmalara katılarak, Çamlıca Camii'de yaptığı konuşmada, "Havva annemize uzanan dilleri koparmak görevimizdir," ifadelerini kullanmıştı. Kısa Dalga'dan Ersan Atar'ın haberine göre, Yargıtay 4. Ceza Dairesi'nin kararına dayanak olay, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde yaşandı. Davaya konu olayda devlet iki kişinin tartışması sırasında taraflardan biri diğerine, "Dilini keserim," dedi. Olaydan sonra mağdur dava açtı. Aynı şekilde yargılanmanın ilk aşaması Küçükçekmece 3. Sulh Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme sanığın bu sözü karşısında beraat karar verdi. Kararı Küçükçekmece Başsavcılığı temiz etti. Korkup korkmadığı araştırılmaz. Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 4. Ceza Dairesi önce tehdit suçunun şartlarını değerlendirdi ve şu tespitlerde bulundu. Tehdit fiili, kişinin ruh dinginliğini bozan, iç huzurunu, bilinç ve irade özgürlüğünü ihlal eden bir olgudur. Fiilin mağdur üzerinde ciddi bir korku yaratabilmesi açısından sonuç almaya objektif olarak elverişli, yeterli ve uygun olması gerekir. Ayrıca tehdidin somut olayda muhatap üzerinde etkili olması şart değildir. Bu nedenle çok istisnai haller hariç mağdurun korkup korkmadığının araştırılması gerekmez. Tehdit suçunun manevi öğesi genel kasttan ibaret olup suçun yasal tanımındaki unsurlarının bilerek ve istenerek işlenmesini ifade eder. Kararda olayda tasarlamanın varlığı aranmadığı gibi, saikinde öneminin olmadığına vurgu yapıldı. Beraat kararı yasal değil. Dairenin kararında, sanığında dava konusu olan sözleri kabul ettiğine dikkat çekilerek, yerel mahkemece beraat kararı verilmesindeki isabetsizliğin gerekçesini şu ifadelerle aktarıldı. Sanığın aşamalardaki savunmasında, aralarında çıkan tartışmada mağdura, "Senin dilini keserim," dediğini beyan etmesi, yerel mahkeme tarafından da sanığın mağdura anılan tehdit sözlerini söylediğinin kabul edilmesi karşısında, sanığın mağdura söylediği kabul edilen, "Senin dilini keserim," şeklindeki sözlerinin TCK'nın 106.1.1 cümle kapsamındaki tehdit suçunu oluşturduğu gözetilmeden, sanık hakkında yasal olmayan gerekçeyle atılı suçtan beraat kararı verilmesi, bozmayı gerektirmiştir. Önce uzlaştırma yapılsın. Yargıtay'ın kararında dava konusu olaydan sonra TCK'nın tehdit suçunu tanımlayan 106. maddesinin 2016 yılında yapılan yasa değişikliği ile uzlaştırma kapsamına alındığı hatırlatılarak, yerel mahkemece önce uzlaştırma işleminin uygulanması, sanığın durumunun bu kapsamda tekrar değerlendirilmesi istendi. 4. Ceza Dairesi'nin 29 Kasım 2018 tarihinde verdiği 2014-33813 esas sayılı karar, oy birliğiyle alındı.